Merhabalar efendim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selam diyorum. Şimdi et konusuna geldiğimiz zaman öncelikli olarak hedeflerimizi size bir hatırlatmak isterim. Neydi bizim hedeflerimiz? Bunu bir değerlendirelim. Arkasından da videonun sonunda bir kontrol yapacağız. İlk önce damar tıkanıklığınız var mı? Eğer bu sorunun cevabı evetse o zaman kolesterolünüz kaç diye soracağım size. E biliyorsunuz Akılda kalması için total kolesterol 200, LDL kötü kolesterol 100 normal kabul edilen değerler. Biz böyle diyoruz. Biz ne yapacağız? Total kolesterolümüzü 180'e, kötü kolesterolümüzü 80'e düşüreceğiz. Ondan sonra bakacağız eğer yeteri kadar tatmin olmadıysak o zaman 150'ye total kolesterolü ve kötü kolesterolü de onun altına indirmemiz gerekiyor. Hedefimiz bu. Şimdi bu düşüncenin üzerinden ilerleyelim. Birincisi soru şu. Acaba taş devrinde insanlar et yiyor muydu? Hayır, yiyemiyorlardı. Çünkü avlanmak çok zordu. Can derdindeydiler. Çok ender olarak et yiyebiliyorlardı. Zaten bütün çalışmalar da bunu gösteriyor. Ne zaman insan et yemeye başladı? Et endüstrisi et tüketimini sağladığı zaman. Niye? Çünkü üretim arttı. Üretim arttı ama ne pahasına arttı? Eskiden böyle doğal olarak otlanan hayvanları görebiliyorduk. Ama şimdi et tüketimimiz arttı, et üretimi arttı ama hastalıklar da artıyor. Ve dolayısıyla çok sayıda çalışma kırmızı et tüketimiyle hastalıklar arasındaki ilişkiyi kurmuş durumda. Şimdi et deyince ilk önce hayvan yetiştirileceği aklınıza gelecek, sonra işlenmiş et. Şunu unutmayınız, hayvan yemlerinde insana zararlı maddeler var. Yemler doğal değil. Bu tamamıyla bilinen bir gerçek. Üstün üstelik bu yemlerin kimyasal madde ve içeriği tam olarak bilinmiyor. Evet bir takım şeyler söyleniyor ama biz emin değiliz. Hayvanların büyümesi için, kilo almaları için hormon veriliyor, ilaç veriliyor. Merhaba ve doğal ot yok. Samanı bile Ukrayna'dan alıyoruz ki bu iyi. Et hazırlanırken de bol miktarda kimyasal maddelerle muamele ediliyor. Bir de üstüne üstelik saptıran bir gerçek var. Nitroz bileşikleri var işlenmiş kırmızı ette. O da kansere neden olabiliyor. Burada bizim için önemli olan iki konu var. Birincisi yemler doğal değil, insana zararlı maddeler var. Peki insana bunlar zararsız mı? Yani üretilen et insana zararsız mı? Ve bu gördüğünüz kırmızı etin rengi sizce doğal mı? Kırmızı sanki özel olarak yapılmış resim gibi etler var. Tabii et denilince hemen aklınıza gelecek salam, sucuk, sosis, sucuk. O fiyatı olamaz, imkansız. Hayvanın her tarafını kullanıyorlar. Kulağından, burnundan tutun her şeyine kadar. Ve et, tavuk eti, hindi eti hiç fark etmez ki onların fiyatları da çok ucuz biliyorsunuz. Bunların içinde neler olduğunu kimse bilmiyor. Hatta benim bir sosis videom var. Ona bile nasıl olduysa kısıtlama getirmişler. İsterseniz ona da bir bakabilirsiniz. Şimdi efendim bu gördüğünüz tavuk. E bu tavuk, e bu da endüstriyel. En aynı şekilde yem, hormon, ilaç ve kimyasallarla muamele edilmiş. Hatta daha kötü hayvanları külü aldırtıyorlar. Suni ışık altında gece gündüzü uyutmuyorlar. Hayvanlar külü olup ayakları kırılıyor, sonra kesiyorlar. Kırmızı et tüketimiyle damar tıkanıklığı ilişkisi gösterilmiştir. Sadece bunda değil kronik hastalıklar ilişkide gösterilmiştir. Hatta ölüm oranlarıyla arasında da bir ilişki vardır. Fakat buna karşın tavuk ve balıkla ilgili damar tıkanıkla ilişkisi gösterilmemiştir. Yani bu konuda zayıf bir nokta var. Ama şunu sormak isterim. Bu tavukla sizin marketten aldığınız bu paketlenmiş tavuk aynı şey mi? Eskiden biliyorsunuz tavuklar Saatlerce düdüklü tencerede pişerdi. Şimdi ise neredeyse 20 dakikada pişiyor. Peki hindi eti tavuğa göre iyi bir seçim mi? Evet. Hindi eti tavuğa göre daha iyi bir seçimdir. Eğer kolesterolünüz izin veriyorsa hindi etini tercih edebilirsiniz. Çünkü endüstriyel değil. Şimdi geldik balığımıza. Evet. Bir kere bakmışlar ki eski yuvalarda yapılan otopsilerde damar tıkanıklığı hiç yok. Onun üzerine dünyada büyük bir balık yağı çılgınlığı başlamıştır. Ve kaynaklardaki videolarda benim balık yağı videolarımı da izleyebilirsiniz. Hepinizin bildiği bir gerçek var. Omega 3 iyi, omega 6 kötü. Nasıl balık yenecek? Büyük yağlı balık, derin sulardaki balık. E bizde öyle bir şey yok. Çiftlik balığı, kirli sular, civa zehirlenmesi, hele midye facia. E bizdeki balık ekmek Norveç uskumrusu. Bakın bence o iyi bir seçenek. Hiç olmazsa Norveç uskumusu temiz yerden geliyor. Eğer olmaz ise ton balığı. Son çare o. Biz biliyorsunuz balığı sadece mevsiminde yeriz. Onun haricinde de meraklı değiliz. Bizim deniz ve deniz ürünleriyle ilişkimiz yok. Biz kara toplumu insanıyız. Şimdi geldik son notumuza. Damar tıkanıklığınız var. Kolesterolü ne alemde? Hedeflerimiz neydi? Total kolesterolümüzü 180, kötü kolesterolümüzü 80 yapacak. Bunlara ulaştınız mı? Hayır, ulaşamadık. O zaman bu et konusuna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Neden? Çünkü eğer biz bunu yapmazsak kolesterolü karşı savaşımızı kazanamayız. O zaman bu hedefleri gerçekleştiremediyseniz kırmızı et yok, tavuk ve hindi yok. Sadece balık yemeniz gerekiyor. Önce hedeflerimize ulaşalım, sonra et yiyebilirsiniz. Tabii ki doğal, Merada otlamış et bulabilirseniz. Şimdi bir sonraki bölümde süt ve süt ürünlerini göreceğiz. Bu söylediklerimi lütfen aklınızdan çıkarmayınız.